Peki devam edelim. Günlerdir devam eden protestolar yayıldı dedik. Bunun bir de ekonomik yansıması, daha doğrusu piyasalara yansıması olur diye bekleniyordu zaten. Çünkü hafta sonuna denk gelen daha da yoğunlaşmış gösteriler vardı. Yeni hafta başlayınca borsayı da etkisini gördük. Borsada sert düşüş yaşandı, faizler ise yükseldi. Gezi Parkı'nda geçen hafta başlayan eylemlerin hafta sonu farklı illerde yüzlerce, yüz binlerce insanın katıldığı protestolara dönüşmesinin sonrasında siyasi tansiyondaki artışın da etkisiyle Borsa İstanbul haftaya yoğun bir satışla başladı. İlk işlemlerde %6'nın üzerinde düşüşle açılan Borsa İstanbul'da kayıplar %8'in üzerine çıktı. Gösterge faiz ise 24 bas puanlık artışla güne %6.31'den başladı. Gösterge faiz saat 10.11 itibariyle %6.48 seviyesindeydi. Bankalar arası piyasalarda dolar 17 ay aradan sonra ise 1.90'ı gördü, onu da belirtelim. Bütün bunlar Başbakan Erdoğan'a da soruldu gitmeden önce havalimanında. Borsa her zaman istikrarlı seyretmez. Biz devralmadan önce neredeydi, şimdi nerede? Bunları hiç düşünmüyorlar. Borsa bugün yarın düşer, sonra 100 bini görür. Borsa ile ilgili değerlendirmeleri yaparken sadece Türkiye'yi dikkate almayın, diğer borsalardaki gelişmeleri de takip edin dedi.